anda Titus Tüneli'nin çıkışındayız. Kahramara'nın bulunduğu noktanın çıkışındayız. Normalde biz Samandağ videosunu, yani gezdiğimiz yerleri tek bir video halinde, keşif şeklinde sizinle paylaşacaktık. Ama gezdikten sonra Titus Tüneli'ni ayrı bir videoya yapmaya karar verdik. Burada çektiğimiz fotoğrafları da sizinle paylaşacağız. Gerçekten görmeye, gezmeye değecek bir yer. Girişi gerçekten etkileyici bir yer. Ben de sizin gibi, yani birçok insan gibi, buraya girerken birkaç böyle bilgi edinmeye çalıştım. Bilgileri size aktarmak istiyorum. Roma İmparatoru Vespasyan'ın emriyle yapımına başlanan ve dağdan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bir nesire yaptırdığı bilinen Titus Tüneli, doğanın içerisindeki büyüleyici mimarisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Yani gerçekten bu alan hani gezilmeye, görülmeye değer bir alan. Çok doğallıkla ve böyle hani taşların, mimarinin özellikle ön plana çıktığı bir yer. Ben şu an etkilendim. Daha girişindeyiz. Bakalım ilerleyen yerlerde neler olacak. Bulunduğumuz tünelin özelliklerini sayayım ben birkaç tanesini size. 1380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde, 6 metre genişliğinde yapılan bir tünel burası. Çekiç ve murçlarla yapılmış burası. Tamamen el yapımı, hani böyle büyük kepçeler, dozerler falan hiçbir şekilde yok burada. Anlattım zaten başta, 1300'e yakın insan çalışmış burada. Gerçekten yani duvarlarda görünüyor. Hani çekici izleri, şeyler falan görünüyor. Bunlar zaten insanları etkileyen şeyler, çünkü çok zor yapım buraların. İncelenmesi ve gezilmesi gereken yerlerin başına ekleyebilirsiniz burayı da. Titus Tüneli'nin girişini geçtikten sonra burada böyle bir güzel mekanla karşılaşacaksınız. İleride kralın ailesinin mezarları var ve Titus Tüneli orada. Burada şimdi bir çay içeceğiz, dinleneceğiz. Burada hani dinlenmek için geçerken falan dinleneceğiz. Güzel bir yer. Buraları da görebilirsiniz. Biz biraz önce Titus Tüneli'ni aşağıda sandık ama burası farklı bir bölümmüş, devamıymış. Burası da çok ilginç bir yer. Şunu söylemek istiyorum, ben buraya gelmeden önce araştırdım buraları biraz, hani fotoğraflarına baktım, detayına kadar indim. Ama gerçekten ben buraya geldiğimden itibaren çok daha fazla etkileyici bir yer, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz şimdi buradan geldik. İleriye doğru devam edeceğiz. Bilmeden devam etmek güzel aslında. Yani keşfediyoruz biraz da. Ama kara mağara dedikleri yer burası. Karanlık mağara dedikleri yer burası galiba. İçerisi biraz ürkütücü ve zemini çok kaygan. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ama gerçekten söylüyorum, bu kadar tehlike göze alınır. Titus Tüneli'nin sonundaki kara mağaranın çıkışında böyle bir yazıyla karşılaştık. Aslında girişte de karşılaşmıştık. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hani yazı biraz değişik. Ben anlamadım yazının ne olduğunu. Ama ilginç şeyler var, yani burada karşılaşabilirsiniz böyle şeylerle. Thank you.
Şu an Titus Tüneli'nin bir parçası olan Beşikli Mağara'dayız. İnsanın neyle karşılaşacağı belli olmuyor. Arkadaşlar yine arkamda müzik yapıyorlar. Emeklerine sağlık onların da, gerçekten güzel söylüyorlar. Burası yani ilginç bir yer. Gerçekten ilginç. Şu an Titus Tüneli'nin parçası olan Beşikli Mağara'dayız. Burada sizinle detayları paylaşacağız. Yaklaşık 93 tane mezar bulunduğu söyleniyor. İnceleyelim bakalım. Şu anda Titus Tüneli'nin Beşikli Mağara bölümünü gezdik ve bitirdik. İnsörtlerde de gördünüz zaten. Bugünlük yani epey bir yorulduk. Artık gördüğünüz gibi çöktüm buraya. Bitireceğiz artık. Yani şunu söyleyebilirim değerlendirme olarak. Samandağ'ı gezmeniz, görmeniz tarih açısından gerçekten güzel bir ilçe. Özellikle Titus Tüneli'ne gelmenizi ve Vakıflı Köyü'ne gitmenizi öneriyorum. Yani giderseniz sizin için de güzel olur. Tarih açıdan ve görsellik açısından çok güzel yerler. Şimdilik bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayan arkadaşlarımızın da abone olmasını istiyorum. İyi günler, hoşça kalın.